Herkese merhaba, ben Erkan Akın. Bugünkü Mikta modelimiz 157.89 kodlu bir S1 Rally. Bu şekilde küçük bir kutuyla geldi. Bunların böyle ön tarafında bir hologram bulunuyor. Hemen kutu içine bakalım diyecektim. Aşağıya atlamaya başladı. Şöyle bir tane belge var. Başka hiçbir şey yok. Bir de şöyle silika jelimiz var. Bakın bunlar önemli aslında, silika jeller. Bir işe yaramıyor gibi gözüküyor ama kolunuzdan çıkarıp kutusuna koyduğunuz zaman bu silika jeller o nemi çekiyor. O yüzden bunları sakın atmayın. Genelde iki tane oluyor ama var mı burada? Bir tane varmış. İçinde dursun. Saatimize geçelim. Delik oradan bir model. Klasik S1. Böyle dörtgen tasarım. Güzel. Yani bu tipler gidiyor. Şölemesine 48 mm'lik bir kadranç yapı var. Tabii şölemesine biraz daha büyük. 100 metrelik bir su geçirmezlik var. Camı mineral. Mineral cam var. Şöyle biraz dışarı doğru çıkıntı yapıyor bakın. Nasıl yerleştirmişler. Bu da güzel aslında. Mekanizması ETA G10211 diye geçiyor. Bakın. Saatin saniyesi alt tarafta. Şu çubuk ne peki? Şu çubuk kronometrenin saniyesi. Sağ taraf kronometrenin onda bir saniyesi diye geçiyor. Sol tarafta kronometrenin dakikası. Şimdi çalıştırıp bakalım mekanizmaya. Başlamak için sağ üsttekini basıyoruz. Evet. Bakın çalışmaya başladı. Sağ taraf fırfır dönüyor. Onda bir saniye diye geçiyor. Şu da saniyesi. Bakın tık. Tekrar durdurmak için aynı tuşa basıyoruz. Ve sıfırlamak için de saattekine basıyoruz. Evet. Bu şekilde hızlıca sıfırlandı. Yan tarafı böyle yapmışlar. Arkaya bakalım. Arkası da klasik S1 Rally'nin logosu var. Şöyle bir de kolda nasıl durduğuna bakalım. Kordaki duruş da böyle. Zaten kordon böyle baklava desenli. Bu da çok güzel duruyor. Yani düz olmasından çok çok daha güzel. Yani gömlekle, takım elbiseyle vesaire çok güzel gidebilecek bir şey. Hani bir yandan bir sportluk var. Bir yandan da bir klasiklik var. Kordonuyla beraber. İlginç.